Mazlum, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz ilçemize. İlçemize şeref verdiniz, değer kattınız. Ustalarımızın ve çıraklarımızın buluşması, Mengenimizin zaten bir değeri olan aşçı sanatkarlarımıza bir kere daha değer kattınız. Ülkemizin dört bir tarafından böylesine güzel bir buluşmayı ayarlayan Aşonder Aşçılık Mezunlar Derneği'ne ben çok teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların bundan sonra da devamını en kalbi duygularımla temenni ediyorum. Bugün ben de ekibimle birlikte buraya çırak olarak geldik. Bir parçasında ne öğreteceğinizi açıkçası merak ediyoruz. Bir ustadan çırağına nasıl bilgi aktarılırmış aşçılık üzerine, ben gerçekten merak içerisindeyim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kampınızın başarılı ve verimli geçmesini temenni ediyorum. Hepinize sağlıklı, esen dolu ömürler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Akşam vakitlerindeki eğitimi, barbekü eğitimi, barbekü eğitimini Faruk Gülloğlu Yiyecek İçecek Direktörü Fehmi Peker ve Kütahya Hilton Mutfak Şefi Fatih Yurttaş ustalarımız veriyor. Fehmi Ustam, ufak bir eğitim rica ediyoruz. Buyurun Sayın Kaymak. Birlikte. Şimdi etimizi hızlı yana ızgaramıza koyduk. Altı kızarana kadar biraz bekleyeceğiz. İlk pişme tamamlandıktan sonra, bir yüzü pişip kuruduktan sonra diğer yüzünü çevireceğiz. Sonra diğer yüzünü çevireceğiz. Ve bu sayede eti kurutturarak, yani biraz dışını kapıp bağlatarak suyunun içinde kalmasını ve lezzetinin tamamıyla hissedilebilmesini, etin yumuşak bir dokuyla yenebilmesini sağlayacağız. Kontrol edeceğiz. Şimdi mesela artık bir yaklaşık 3-4 dakika sonra bir kontrol edeceğiz. Pişme yeterli kuruluğa gelmiş mi? Sonra diğer tarafını çevireceğiz mesela. Bakın bu etimiz biraz pişmiş, hemen çevirdik. Böyle pişmeye devam edeceğiz. Herhalde dünyanın en güzel isi ve en güzel koku saçan isi bu mangalın isi oluyor. Sayın Kavikalım, gerçekten Mengen'de Asonder'in organize ettiği kaymakamlığınızın ve Mengen Belediye'mizin katılımlarıyla, destek katılımlarıyla, ayrıca çeşitli sponsor kuruluşlarımızın destekleriyle bir hafta Mengen'de olağanüstü bir heyecan yarattı arkadaşlarımız. Mengen'in aşçıların başkentine yakışır bir organizasyondu. Gerçekten Mengen'de mutfak sanatının bu kadar güzel, mekansal anlamdaki eksikliklere rağmen bu kadar güzel sergilenmesinde arkadaşlarımızın, hocalarımızın, öğretim üyelerimizin hassasiyet ve duyarlılıkları, çok küçük şeylerle mutlu olmaya alışmış bir kitle ve onların tek arzusu var, karşıdaki insanları yarattıkları lezzetlerle mutlu edebilmek. Ben bir kez de şahsen yanında bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bu güzel mangalda bize de bu keyfi yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben ilaveten şunu söylemek istiyorum. Mekanın ve zamanın hiçbir önemi yok. Şu an bu mekana güzelliği katan sizlersiniz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Evet Sayın Hanım, sizin etinize bir bakalım. Burada daha var. Diğerlerinden devam edebiliriz. Evet. Hep bir melek vardı aslında. Adana'da. Antep'ten gelen üniversite. Antep'ten gelen arkadaşlarımız var mı? Adana, Antep, Şanlıurfa. Var. Evet. Bu grup. Daha
Daha doğudan var mı? Kars. Diyarbakır vardı. Dün tanıştık. Evet, Diyarbakır o tarafta. Ya bütün memleketi buraya topladık yani. Evet. Toplam 35 üniversiteden, Türkiye'nin dört bir yanından diyelim, hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden dahil olmak üzere üniversite öğrencilerimiz ve öğretim görevlilerimiz katılım gerçekleştirdi. Beş ayrı bölüm. Beş ayrı bölüm. Ne bölümleri? Gastronomi ve mutfak bölümleri. Servis. Hayır. Sadece gastronomi ve mutfak. Hazırlama üzerinde. Sürekli çevir. Yanlış mı? Çok fazla çevirmek iyi değil kaynağım. Piştikçe çeviririm. Fazla çevirdiğimiz zaman dediğim gibi o dağlamayı henüz elde etmeden etin diğer tarafına geçip suyun kaybolmasına sebep veririz. Lezzet kaybı yaşarız böylece. Mümkün olduğu kadar piştikçe çevirmek gerekiyor. Peki,